3 tane çocuğum var işte. Onları evlendirdik. Şimdi beyimle beraber kalıyor burada. 40 senedir bu sübhi yapayım ben. Biz beyim o zamanlarda yapıyorduk beraber. O rahatsız olunca ben başladım yapmaya. Bel fıtığı falan vardı onda, çalışamadı. Ondan dolayı ben kendim yapmaya başladım işte. 40 senedir de yapayım işte öyle. Fakirli vardı o durumlarda işte, çoluğum çocuğum aç kalmasın dedik. Bir maddi bir gelir yok, bir şey yok. Ne yapalım, mecbur kaldık sübki yapmaya. Haletten de o şeyim deyim yani. Çocuklarıma yardımcı olayım. İşte kazanç ettiğim bunun paraları yine. Öyle yani. Çocuklarım bunu yine çok şükür Allah'ıma bunların anlık büyüttük, bunların anlık everdük. İşte okumadılar daha doğrusu. Üç çocuğum vardı, bir iki kız bir oğlan. Oğlum un fabrikasında çalışıyor şimdi çok şükür. Yani böyle geçimimizi öyle sağladık işte. Günlük mesela yapmış olsam 10 sübükü çekip dikeyim yani. 10 sübükü. Şunun çaplamasını u yapıyor. Şu vaziyete gelmesi onun hazırı. Çarşıda değiller yani. Sübüke Canime teyze geldi derler. Çarşıda hani götürdüğüm yerlerde öyle satarım. Merak eden yok şu anda. Merak eden yok. Çünkü bunu yapması ağır yani. Bunu her kişi de bayanlardan yapan olmaz. Hani dikme işlerini becerirler, yaparlar da bu hale hani şu bitişini yapamazlar, şu çekmesini. Şu anda İstanbul'a şey yaptılar, davet ettiler. 8 Mart'ta oraya gidecekti herhalde eğer şey yaparlarsa. Vallahi hepsinde ayrı ayrı bir duygusu var. Annenin de, işin de, her şeyin. Şu çocuklarım için yani şu şey. Yapsam şu anda sübhi satılı yani. Kapıdan da gelip alıyorlar. Şu anda hani hiç zorlanmayayım. Hani yeter ki yapayım sübhiyi. Hani satışım oluyor, gelip alıyorlar. Ayda 200 tane, 300 tane gider yani. O kadar hani çıkarırım. Ne borcu oldu? Anladın mı? Hafta geldi de ondan bunu...